Selam arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Epic Games dönemindeki Rocket League'i konuşacağız ama bunu arkada Forza Horizon 4 oynarken konuşacağım dedim ki böyle bir değişiklik olsun RL'den sıkılmıştım ve biliyorsunuz bu duruma da sizden bahsetmiştim zaten ve dedim ki bir değişiklik olsun kanala ilk defa RL dışı farklı video atayım. Aslında olay Forza Horizon 4 değil tamamen benim konuşacaklarım burada anlatacaklarım olacak ama dedim ki arkada böyle RL dışı farklılık olsun o zaman direkt Epic Games döneminde League videomuza geçelim. Ama videoyu geçmeden önce çok rica edeceğim. 2-3 saniyesi ayırıp kanala abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olup zil butonlarını açarlarsa çok sevinirim. Bunu niye her videoda söylüyorum? Çünkü bizim kanalımıza abone olanlar sadece %30. Diğer %70 kesim bu videoları izliyor ama kanala abone değil. Eğer gerçekten bunu hak ettiğimi düşünüyorsanız da kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ve mutlaka Discord'a da gelmeyi unutmayın. Discord'da da çok aktifim. Onu da çok kısa belirledim. Epic Games döneminde Rocket League konuşacağız arkadaşlar. Ve ilk başta iyi yanlarıyla başlayacağım. Epic Games'in yaptığı Rocket satın aldığından beri iyi yaptığı şeyler ve kötü yaptığı şeyler. Ondan sonrasında da kanal hakkında bir iki dakikalık bir şey söyleyip videoyu toparlayacağım. O zaman direkt olayımıza geçelim. Ve Epic Games'in iyi yaptığı şeylerle başlıyoruz Rocket gözünde. Bu arada mutlaka hani unuttuğum ya da sizin katıldığınız katılmadığınız eksik bulduğunuz şeyler varsa bunu da yorumda yazabilirsiniz. Abi Epic Games bence şunu çok kötü yaptı şunu iyi yaptı ya da şu konuda sana katılmıyorum diye. Bunu mutlaka yoruma yazmaktan çekinmeyin. Yer yorumunuzu okup cevap vermeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim diyerek Şimdi benim için açıkçası Epic Games'in en iyi yaptığı şeylerden Biri arkadaşlar etkinliklerdi. Niye? Çünkü Steam döneminde Rocket League'de Etkinlikler bayağı az. Yani şöyle söyleyeyim Paskalya'da etkinlik geliyordu Atıyorum. Ondan sonraki etkinlik Yaz döneminde geliyordu gibi. Arada 2-3 aylık bir zaman dilimi Oluyordu ve 2-3 aylık süre boyunca Hiç etkinlik gelmiyordu. Ama bu Epic Games döneminde de işte, işte Çin yılbaşı etkinliği getirdiler. Ne bileyim işte 2 kat XP etkinliği getirdiler Ve bu etkinliklerde bayağı da bir bedava eşya verdiler. Zaten bu işte altın hediye, altın yumurta falan olaylarından dolayı 5 tane alabiliyordunuz bunlardan ve 5 tane atıyorum bir hediye aldığınız zaman insanlar bazen bunu açmayı bazen de işte ne bileyim satmayı tercih ediyordu ve bedavadan 100 krediye, 150 krediye satıyordu. Ve Epic Games bunu çok sık getirdiği için Rocket League'de böyle illaki para yatırmanıza gerek yoktu. Şunu da söyleyeyim Epic Games'in iyi yaptığı şeyler arasında. Bence buna katılmayanlarınız olabilir. Özellikle de Epic'ten oyunu alan arkadaşlar belki katılmayacaktır ama bence takası açmak için para yatırma mecburiyeti de kesinlikle doğru bir karardı Epic Games'in yaptığı. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar bir yanda Steam oyuncuları yani bizler işte benim gibi oyunu Steam'den alanlar para verip 35 lira verip bir yanda da Epic Games'ten eş alanlar. Şimdi bu iki kitle arasında bir yani fark olmalıydı bir adaletli bir şey olmalıydı ve bence de çok doğru bir şey yaptı Epic Games çünkü arkadaşlar öbür türlü Epic Games'ten adam oyunu alıyor. Para yatırmasına gerek yok. Direkt takası açık. Çok fazla dolandırıcılık olayları olurdu. Bence bu da Epic Games'in yaptığı en iyi şeylerden biriydi. 3 tane şey sıraladık. Neydi bunlar? Epic Games'in yaptığı iyi şeyler hakkında takası parayla açma bunun nedenini de belirtmiştim. Bana katılmıyorsanız bu arada yorumda mutlaka belirtin okurum işte tartışabiliriz yorumun altında. Onun dışında baya bir etkinlik getirmesiydi ve son olarak da çok fazla etkinlik getirdiği için de çok fazla bedavadan eşya alabiliyordunuz. Yani işte bir şey almak için illa para yatırmanıza gerek yoktu. Bunun takas üzerinde söylemeyeyim bu arada diyerek Epic Games'in yaptığı kötü şeylere geçelim. Ve geldik aslında bu videonun bayağı e, büyük bir kısmını kaplayacak konu Epic Games'in Rocket League özelindeki kötü yaptığı şeyler. Bence arkadaşlar ilk başta direkt Rocket League Epic Games'in kitlesini kaldıramadı. Her free to play olan oyun gibi sonradan o kitleyi kaldıramadı ve bayağı kitle bozuldu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben sizlere. Ben 2016, 2016 değil de 2017, 2018 yıllarında Rocket League'i oyun olarak bayağı asılıyordum. Yani tıra bir şekilde rekabetçi falan oynuyordum. Kasa yeni geçmediğim dönemlerde Ve arkadaşlarımla sürekli tartışıyordum İşte Rocket League'i sevmeyen arkadaşlarım vardı Ve diyordum ki Rocket League'in kitlesi çok iyi Yani sen kitle görmemişsin falan filan O da atıyorum diyordu ki X oyununun kitlesi daha iyi gibi Şimdi oyunun ismini vermeyeyim yanlış anlaşılma olmasın diye Ama böyle tartışıyorduk Yani oradan bile anlayabilirsiniz arkadaşlar Rocket League'in gerçekten kendine has düzgün ve kemik bir kitlesi vardı. Ama ne oldu? Her fili to play olan oyun gibi sonra free to play de yani oynaması ücretsiz. Hiçbir şekilde para vermiyorsunuz ve direkt oyunu yükleyip indiriyorsunuz. Ondan sonra oynamaya başlıyorsunuz. Bu tarz oyunlar gibi o kitleyi kaldıramadı. Yani şöyle söyleyeyim bir de arkadaşlar bir başka boyutta bakalım işin aslına. Steam zamanında anlık oyuncu maksimum 300'dür arkadaşlar. 300 erken, 300 mi yani 300k'dır. Hadi bilemediniz 400 olsun. Ama Epic Games ise bu rakam sonradan 1.5 milyona kadar dayandı. Bakın 1 milyonu geçti 1.5 milyona kadar dayandı. Yanlışım varsa düzeltirsiniz dediğim gibi rakamlarda böyle ufak sapmalar olabilir. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz aslında. Siz 5 kiloluk bir dumbbell kaldırıyorsunuz her sabah tamam mı? Ben size ondan sonra diyorum ki sen bu 5 kiloluk dumbbell'ı bırak bundan sonra 25-30 kilo dumbbell kaldıracaksın. Ya bu da böyle bir şey. Alakasız bir örnek oldu biraz ama aslında düşündüğünüzde mantıklı gelecektir arkadaşlar. Ya bir anda kaldırabilir misiniz 25 kiloluk dumbbell'ı? Yani bünyeniz kaldırmaz aynı şekilde Rocket League'de free to play olduktan sonra bu kadar oyuncu yani resmen bildiğiniz kaldıramadı desek yeridir. Çünkü dediğim gibi hani bir anda 200 100.000 300 binken maksimum alındık oyuncu sayısı 1 milyon buçuk milyonlara çıktı bu da tabii ki de bir anda artması iyi bir şeydi ya bunun nasıl önüne geçebilirlerdi bilmiyorum çünkü hani Epic Games satın aldıktan sonra oyunu Sonic ise bunu illaki düşünmüş bunu nasıl önüne geçebiliriz diye ama anladığım kadarıyla e, düşünmüşler ve önlem almayı tercih etmemişler ya ben olsam ilk başta şöyle bir şey aklıma geldi arkadaşlar kademeli olarak oyuncu arttırma sayısına giderdim yani ücretsiz olduğunu duyurdum 100 bin 100 bin 100 bin 100 bin sürekli arttırmayı denerdim ama böyle bir şey düşündüğün zaman saçma olacağı için ve mümkün olmayacağı için bunu direkt iptal ederdim ve CSGO'daki sistemi aynen Rocket League'e uyarlardım. CSGO'daki sistem ne bilmeyenleriniz olabilir. CSGO'da Prime ve Unprime diye oyuncular iki kola ayrılıyor arkadaşlar. Prime oyuncular önceden Steam'den oyunu almış yani parayla almış oyuncular oluyor ya da ücretsiz almış ama parayla Prime satın almış oyuncular oluyor ve Prime'da 120 118 lira mı ne CS:GO seçkin diye aratırsanız çıkar. An şu oluyor. CS:GO ücretsiz olurken alıyor ama hiçbir şekilde Prime oyuncuların olduğu lobiye giremiyor ve Prime oyuncuların olduğu lobide kesinlikle hile olmuyor. Hile olursa da çok az oluyor ve hile yapan oyuncular Karma bağlanıyor arkadaşlar ama Unprime lobilerde hile mi dersiniz Smurf mü dersiniz her şey var. Rocket League'de hile olmasa da çok fazla Smurf ve toksiklik var. O da zaten birazdan geleceğiz. Ben kesinlikle böyle bir şey yapardım ama Epic Games buna hiç ilgilenmemiş ve bu konuda kesinlikle sınıfta kaldılar. Şimdi bu toksiklik ve Smurf muhabbetlerine geleyim. İlk başta toksiklikle başlayayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ya bayağı oyuna geldiğiniz zaman toksiklikle geliyor. Bu dediğim gibi free to play olan oyunların bir sorunu. Ya bunun da gerçekten önüne geçemedi Epic Games ve Rocket League öyle bir konuma geldi ki Hani bazı oyunlar vardır gerçekten çok toksik kitlesi vardır İsmini vermiyorum şimdi ama yani kafanızı canlandırabiliyorsunuz O oyunların da ötesine geçti Yani Rocket League'e girdiğiniz zaman arkadaşlar Eskiden böyle hani maçlarda çok az toksiklik gördünüz Şimdi abi maça giriyorsunuz herkes işte Vada save spamlıyor. E, Vada save bir nebze yani yine iyi tarafından bakalım Vada save'e. Yani ne kurtarışlama spamına. E, başka türlü işte küfürler. Hatta şöyle söyleyeyim ben sıfırdan elmasa diye bir seri çekiyordum. Çok eski takipçilerimiz bilir onu. O seride ben gold elo'da oynuyordum. Yani seri do seriden dolayı video çekmeden dolayı bir nevi smurfliyordum. Ama tam da smurflemiyordum arkadaşlar. Çünkü o gold rankında takılı kalmıyordum. Sürekli yükseliyordum. Oyun beni yükseltiyordu. O videoda Altın Elo'da ben maç kazandım ve çok iyi oynadım. Tabii ki de karşı tarafta kaybetti. Olabilir sinirlenebilirler. Ama bence bunun için yani annen ölsün. Umarım işte annen ölür tarzı şeyler yazmak bilmiyorum. Hani tam sinirlenebilirsin. İşte dersin ki niye sümöflüyorsun falan dersin. Ben de durumu anlatırdım. Video falan çekiyorum diye. Orada konu kapanır. Ama ne bileyim işte annen ölsün. Umarım annen ölüre kadar şeyler varınca gerçekten oyunun çivisi çıkıyor diyerek. Zaten benim Rocket League'den soğumamın sebebi de ve hatta yani birçok oyuncunun Rocket League'den soğumasını sevdi. Bu toksiklik ve biraz anlatacağım Smurf konusu. Hatta öyle bir soğuma oldu ki yani oyuncu sayısı gerçekten tak diye düştü böyle. Yani çok yüksekten uçuyordu Rocket League'in oyuncu sayısı. Bir anda çakıldı düştü. Hatta ben de şu an grafiği oyuncu sayısının grafiğini ve gelelim Epic Games'in bir sınıfta kaldığı konuda tok, e, Smurf'lük. Şimdi gelelim hepimizin dert yanlığı özellikle Gold'da, Platin'de. Elmas da çok görmüyorum ben açıkçası. Çünkü ben de bir elmas olduğum için, elmas şampiyonası gidip geldiğim için. Ama özellikle Gümüş, Gold ve Platin'lerin yani oyunu bırakmasının %70 sebebi olan Smurf'lük Şimdi smurf ne bilmeyenler için diyelim ki siz e, Rocket League'de büyük şampiyonsunuz ya da şampiyonsunuz tamam mı? Yani belli bir seviyeye gelmişsiniz ve siz gidiyorsunuz şerefsizliğine kolay ya da arkadaşınızı boostlamak için onu e, üst ranka çıkarmak için. gidiyorsunuz gümüş Elo'da, işte ne bileyim, altın Elo'da, platin Elo'da yani kendinizden bayağı bir gömlek e, düşük rakiplerle maç yapıyorsunuz ve bu da tabii ki de adil oyun olmayan. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, gidip yine başka bir örnek vereceğim olayı başka bir boyutta anlamanız için. Şimdi gidip Galatasaray 3. lige koyarsanız Türkiye'de ne olur? Ya açık ara şampiyon olur. Her sene 3. lige koyun her sene şampiyon olur. Hani bir mucize olmazsa tabi dış etkenler olmazsa onu es geçiyorum ama o ligin tadı kalmaz rekabeti kalmaz şimdi smurflük ne oluyor bu rekabeti öldürüyor oynama isteğini de öldürüyor e, oynama isteğini öldürdüğü için bir nebze de olsa insanlar oyundan bıkıyor 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 ve en sonunda illallah ediyor ve yeter lan deyip oyunu bırakıyor. bu arada videoda bahsetmediğim çok önemli bir şey daha var arkadaşlar bu konu hakkında ben bir de şundan endişeleniyorum biliyorsunuz ki işte toksiklik smurflük olayları bayağı ve oyuncu sayısı düştü Ya Böyle giderse bir müdahale yapılmazsa Gerçekten Rocket League hani böyle Ölmez arkadaşlar ama belli bir ölçüde Kesinlikle düşer ve bunun sebebi de Dediğim gibi Epic Games'in Bu konuda hiçbir şey yapmaması ya da SionX'in bu konuda hiçbir şey yapmaması Ve aslında küçük resimdeki Tabloya'daki bu sonun başlangıcı da Buradan geliyor ya sondan kasıt da Rocket League'in böyle gerçekten Oyuncu sayısının büyük ölçüde düşmesi Bunu da araya sıkıştırmış çünkü Oyuna geliyorsunuz gerçekten keyif almıyorsunuz yani alanlar varsa Allah aşkına yorumlarda yazsın Gerçekten abi desin ki Ben şu son bakın son bir ayda Rocket League'den şu şu sebepten Dolayı keyif alıyorum desin Ya bu e, yorumu atabilen Arkadaşlarımız varsa tabi mantıklı sebebiyle Beraber mutlaka dinlemek isterim Neden ya da görmek isterim Neden Rocket League'den keyif alın Çünkü ben ve e, gördüğüm yorumlar doğrultusunda Şu an kimse Rocket League'den Keyif almıyor arkadaşlar ve oyun Gerçekten sapıtmış bir vaziyette rank konusunda takas konusunda takas konusunda da bir ara değinebiliriz öyle bir video istiyorsanız e, Rocket League'in takası ne hale geldi onu da mutlaka yorumda belirtin diyerek esas konumuzdan devam bunu da aslında Rocket League ve Epic Games yani Sionix ve Epic Games bir nevi önüne geçmeye çalıştı yani Smurflug benim bildiğim perma ban olmasa da bir ban sebebi arkadaşlar bir gün mü artık üç gün mü bir haftada onu bilmiyorum ama net bir şekilde ban sebebi. Bu arada şunu da söyleyeyim, toksiklik de ban sebebi ama toksiklik yani perma ban sebebi değil ve toksiklik chat ban sebebi arkadaşlar böyle çok abartmazsınız yani gidip her maç her maç her maç birisinin anasına bacısına söverseniz o tabii ki de ban olur yani oyundan banlanma olur. Ama böyle çok abartı bir şey yapmadınız mı sadece chat banıyorsunuz Toksiklikten ve smurflükten de benim bildiğim permaban yemiyorsunuz Ben bunu nasıl önüne geçerdim Ve Epic Games'in kötü yaptığı şey ne burada Abi adam bir günlük ban atıyorlar toksiklikten Pardon smurflükten Güzel zaten yani o adamı raporlayanlar çok az bir Çünkü yani çoğu alt rankta bu raporlama sistemini bilmedikleri için Epic Games de sanıyor ki bu adamların hepsi raporlanacak biz de işte onları çatır çatır banlayacağız ki zaten raporlananların da hepsini banlamıyorlar ve bu konuda çok ilgilenmedikleri için bu kadar oyuncu sayısında düşüş oldu. Hani bunu nerede anlarsın diyorsanız da grafikten anlaşılıyor arkadaşlar. Çünkü yani bu kadar gerçekten normal değil. Hani ben Diamond düşte maça görüyorum. İşte önceki videoda gördük. Diamond 3'te işte küme 3'te maça girdim. Artık öyle bir smurflik öyle bir e, olayları olmuş ki. Abi Diamond 3'teki adam kendi kalesine akıl almaz bir gol atıyor ve inanılmaz bir gol. O golü bulursam yansıtmaya çalışırım arkadaşlar. Artık bulamazsam da e, kusuruma bakmayın. Böyle bir hal almış roketlik, Toksiklik ve smörflük konusunda. Şimdi diğer konuya gelelim. Epic Games'in kötü yaptığı bir konuya. Pahalı DLC'ler. Şimdi geldik hepimizin dert yakında bu geri gelen DLC'ler var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Orada işte DLC'ler çok pahalı abi niye bu kadar pahalı işte Steam'de biz 2 lira 4 lira alıyorduk Epic Games'e niye 2000 ne bileyim işte en iyi ihtimalle 1000 kredi alıyoruz gibi çok soru geliyor. Bu konuda da kısacıktan dedim. Şimdi Steam'de niye DLC'ler ucuzdu ya bana kalırsa artık Steam'in fiyat politikası mı o günkü ekonomi e, çok miydi artık bunları e, çok katmadan yorumlamaya çalışacağım ama benim görüşüm %80 Steam'in fiyat politikasında bir etken var. %20 de yani o günkü ülkenin ekonomisi şu günkü ülkenin ekonomisine göre tabii ki de daha iyi de. Ama bence bunun inanılmaz bir etkeni yok arkadaşlar. %20'lik falan bir etkeni var. Çünkü Steam'e bakıyorsunuz. Steam Türkiye bazında fiyatları düşük tutan bir e Sosyal ağ mı diyelim artık ne platform mu diyelim. Platform desek daha doğru. Çünkü yani dolar kurunu bile adamlar ikide tutuyor ve şu an dolar hani 8.5'a 9'a doğru gidiyor. Neyse bu konularda çok girmeyeyim. Ee, Epic Games şimdi niye böyle pahalı yapıyor? Birinci sebebi Steam gibi bu DLC'lerden para kazanmak istiyor ve insanlar da diyor ki kardeşim ben bu arada Epic Games'den e, oyunu alan insanlar için konuşuyorum. İşte kardeşim ben oyunu aldım güzel ama Steam'den oyunu alanlar Devil kavuştu. Ben nasıl kavuşacağım? Başka bir şans yok adamın. Çünkü Epic Games'in sunduğu fiyattan almak zorunda. Epic Games de diyor ki "Tamam kardeşim ben fiyatı pahalı yapacağım. E, sen istersen alırsın, istersen almazsın." Ve Epic Games oyuncusu da ne yapıyor? Özellikle Nissan Skyline konusunda dikkat edin fiyatları pahalı tuttular arkadaşlar. Gerçi her DLC'de fiyatlar pahalıydı ama Nissan Skyline konusunda arı pahalıydı. Niye? Çünkü çok tutuldu. Çok tutulan bir DLC'nin fiyatı da otomatik olarak artar. Epic Games tabi bakış açısıyla söyleyeyim Steam bunları 2 liraya 4 liraya veriyordu. Ama adamlar Nissan Skyline'ı 2000 krediye yapıştırdı. Arabanın tanesi mi şimdi çok hatırlamıyorum. Ya pahalı ya yapıştırdı. Çok güzel de bir gelir elde etti oradan. Ve böylece kendilerine göre de aslında çok karlı bir iş yapmış olduklarını söyleyebiliriz. Ama oyuncu bazında gerçekten DLC fiyatları çok absürt. Bunun da sebebi dediğim gibi Steam'in pardon Steam demişim arkadaşlar. Epic Games'in fiyatları yüksek tutması. Size şöyle söyleyeyim. 2000 kredi günümüz koşullarıyla yani şu anki e, Temmuz 2021 koşullarıyla 2000 kredi almak isterseniz oyun içinden arkadaşlar Epic Games'ten 150 lira artık 160 lira mı 180 lira mı biz 140 diyelim 150 diyelim düz hesap 150 lira vermek zorundasınız arkadaşlar 150 lirada yani ülkemiz için büyük bir para gerçekten büyük bir para çünkü asgari ücretle 2800 lira olduğunu düşünürsek bizim de kanalımızı genelde böyle 18 16 15 işte maksimum 25 30 yaşında minimumda işte 10 yaştan başlayarak yani genç bir kitle izliyor ve genç kitlenin yani takdir edersiniz ki arkadaşlar böyle çok maddi durumu yüksekliği bu yüzden hani İnsanlar ailesinden şey mi diyecek bizi izleyen izleyicilerimiz? Anne bana işte baba bana para verir misin? Oyuna 150 liralık bir şey çıktı da çok sevdim onu alacağım. Hayır işte yani buraya getirmeye çalışıyorum konuyu. Bu yüzden maalesef e, ben ucuz yiyenlere kesinlikle katılmıyorum. Epic Games'in e, bu sattığı DLC'leri. Ve kesinlikle bu konuda da bence sınıfta kalır. Bu arada yabancılarda da pahalı. Yani yabancıların parasına göre de pahalı. Pahalı DLC ve fiyatlar konusunda da çok kısa değinmiş olduk. Ve Epic Games'in kötü yaptığı şeyleri de sıraladım. Tekrardan bahsedeyim. İyi tarafları etkinlikler bedava eşyalar vermesiydi ve takası kesinlikle böyle para yatırarak açıtmalarıydı. Kötü tarafları da kitle, toksik, berbatlaşan rank sistemi, pahalı DLC'ler diye, diye sıralayabiliriz. Eksik saydığım bir yer varsa mutlaka yorumda belirtin ya da a ben şu konuda sana katılmıyorum kusura bakma diyorsanız yoruma yazın arkadaşlar yorum yapmaktan hiç çekinmeyin yorum yapmak iyidir, tartışmak iyidir. Ben de dediğim gibi bütün yorumlarınızı okuyorum diyerek videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Dedim ki RL dışı böyle bir oyun oynayayım. Arada da RL hakkında konular konuşalım. Bu arada şunu da söyleyeyim çok kısa. Arkadaşlar bundan sonra kanala Rocket League videolarında oynanış gelmeyecek. Yani oynanış şöyle gelmeyecek. Belirli istisnalar dışında hani çok büyük bir etkinlik olur. Baya güzel şeyler gelir. Yenilikler gelir oyna. Onu çekeriz. Ama Rocket League'deki videolarımız haber, takas, işte kombin, bedava araba mı tarzı videolardan devam edecek. Çok az oynanış gelir yani öyle söyleyeyim. Ve Dediğim gibi farklı oyunlar çekeceğimi söyledim. Farklı oyun önerilerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. İşte onları ben değerlendiriyorum. Ama çekeceğimiz oyunlar da Rocket League dışında genelde böyle ekipli muhabbetin ön planda olduğu oyunlar olacak. Hani rekabetçi oyunlar da oynarız arada. Böyle izleyince keyif alacağınız oyunlar oynamaya çalışacağız. Böyle daha az tırayarda oyunlar demeye çalışmaya yani. öyle daha iyi anlayın diyerek videoyu burada bitirelim. Bu vakte kadar izleyip de Discord sunucumuza katılmadıysanız bu arada mutlaka Discord sunucumuza katın arkadaşlar. Ekrana yansıtıyorum. Discord'da çok aktifim. Orada beraber işte sohbet edebiliriz, sesli muhabbet edebiliriz falan filan bir sürü şey yapabiliriz diyerek videoyu burada bitirelim. Umarım beğenmişsiniz dediğim gibi aşağıdan video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza da hala abone olmadıysanız 200 saniyenizi ayırıp abone olup zil tuşuna da basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.